Sayın başkanlarım, sayın hocalarım, öncelikle bu konuşma imkanını verdiği için düzenleme komitesine ben teşekkür ediyorum. Hem ev sahibiyiz hem de misafirim. Genel cerrahi toplantısında bir gastroenterolog olarak konuşmanın zorluğunu da biliyorum. Yapacağım hatalar için de şimdiden kusuruma bakmayın. Günün sonuna doğru konuşmak sırası bize geldiği için konuşma sırası bir konumuzla ilgili en azından giriş bölümüyle ilgili birçok konu daha önce anlatıldı. Bunları geçeceğim ama Mete hocama da katılıyorum ben. Yeni yayınlarda artık açık kolestektomide de yaralanma olanının çok sık olduğu, sık derken kapalı kese ameliyatlarına eşdeğer oranlara geldiğini okuyoruz. Ayrıca tabii ki hastalık yok, hasta var. Her vaka kendi başında değerlendiriliyor. Kolodok yaralanmaları en sık safra kesesi operasyonlarında oluyor. Bunun dışında diğer ameliyatların sonrasında da o bölgeyi ilgilenen ameliyatlar sırasında da gelişebiliyor. Laparoskopik kolestektomiden için daha sık olur diye bunları ben söylemeyeyim. Siz çok daha iyisini ve fazlasını biliyorsunuz. Ama biz yaralanmaya yaklaşım olarak şöyle değerlendiriyoruz. Endoskopist olarak, gastroenterolog olarak yaralanmanın çıkış zamanı intraoperatif. Bu genelde genel cerrah tarafından hissediliyor ve ameliyat sırasında gerekli müdahaleler yapılabiliyor. Erken dönem yaralanmalar ve geç dönem yaralanmaları, geç dönem bulguları diyebiliriz daha çok. Yaralanmaların geç dönem bulguları şeklinde değerlendirebiliriz. Çıkış şekli olarak da bizim karşımıza daha çok fistül veya striktür, darlık şeklinde geliyor bu vakalar. Erken dönem yaralanmalarına baktığımız vakit geniş bir yelpazede bize klinik bulgu veriyor. Asemptomatik enzim yüksekliğinden takip sırasında tam obstrüksiyon sepsise kadar giden geniş bir yelpaze. Diren koymanın burada faydası var tabii ki. Safranın gelmesi ve safra gelişinin kesilmemesi en azından direnden. Ağrı, ateş, sarılık, bulantı, kusma gibi şikayetler, iştahsızlık, oral intolerans ve distansiyon gelişmesi bizi bu konuda alert ediyor. Ayrıca ilk haftada yine bu hastalarda fistül gelişmesi, biliyoma, abses, safra peritonitis, safralı asit ve kolanjit bulgularıyla gelebiliyor hastalar. Geç döneme baktığımız vakit bu aylar içerisinde gelişebiliyor, 10 yıllarda bulabiliyor. Öyküden daha çok tanıyı koyabiliyoruz. Bunda da geniş bir yelpaze var. Asemptomatik kolestazla gelebiliyor hastalarımız. Bilirubin yüksekliği eşlik edebiliyor bunlara. Yine sarılık, bilirubin yüksekliği, kaşıntı, rekürren kolanjit ataklarıyla gelebiliyor hasta. En nihai sekonder biliyer siroz dediğimiz kronik inflamasyon uzun dönem bir sonucu olarak da karşımıza bu hastalar gelebiliyor. Yaklaşımı olarak biz birbirimize bağlıyız bu konuda. Genel cerrahlar, girişimsel endoskopistler ve girişimsel radyologlar bir ekip olmak zorunda hastanın takibi için. Hasta geldiği vakit bu daha çok erken dönem yaralanmalar için geçerli. Kesinlikle bir ilk önce hastayı tabii ki stabilize etmemiz gerekiyor. Ve ikinci basamaktan da çok yoğun vaka geldiği için ve 112 üzerinden biz bu hastaları genelde kabul ettiğimiz için ameliyat yapan cerrahla birebir bir konuşmamız gerekiyor endoskopi işlemi öncesinde. Çünkü cerrah biliyor ameliyat sırasında ne sıkıntı olduğunu, temiz bir cerrahi dönem mi geçti, ameliyat sırasında bir problem gelişti mi? Diren varsa elimiz biraz daha rahat, geleni takip edebiliyoruz. Yoksa biraz daha sıkıntı, belki hastanın kliniğine göre bir perkutan drenajda erken dönemde gerekebiliyor ultrason eşliğinde. Görüntüleme önemli, bahsettik. Ultrason kolodök dilatasyonu özellikle proksimaldeki darlığa bağlı darlığın proksimalinde. Yine taş, darlık seviyesi, segmenter safra yolu dilatasyonu saptayarak aberant safra yaralanmalarını öngörebiliyor. Yine bilioma ve asiti ultrasonla yerini gösterebiliyoruz. Tomografi istenebiliyor. Erken dönemde karın içi organ durumunda. MRCP önemli. Yalnız burada MRCP erken dönemde çok fazla tercih etmiyoruz. İlla ki olmazsa olmaz bir tetkikimiz değil. Klinik olarak belli olan hastalarda direkt ERCP'ye geçebiliyoruz. Ama MRCP'nin üstünlüğü tabii ki daha önce de söylendi. Safra ağacını göstermesi. Olayın proksimalini de gösterebilmesi. Ama eksik tarafı da kolodağı göstermesi için safra akışı lazım. Belirgin kaçak olanlar da bunu gösteremeyebiliyor. Geç dönem tanısında çok daha önemli. Özellikle Strasberg E grubu darlığın geliştiği hastalarda MRCP çok daha önemli. ERCP etrafında zaten konuşacağız, o önemli. Kolesintigrafi sadece kaçak var der ama lokalizasyon ve miktarını göstermez. Eredik etmek için
kaçak olmadığını göstermek için kullanılabilir ama rutinde kullanılan bir yöntem değil. Yine benden önce Oktay Hocam da bahsetti sınıflamalardan. Bir sürü sınıflama var ama günlük rutin işleyişte ve çalışmalarda Strasberg sınıflaması kullanıyor. Tip A, B, C, D ve E. E biz mutlu aynı, bunları tekrar etmeyeceğim. Strasberg sınıflaması üzerinden hastaya yaklaşımı bahsetmeye çalışacağım. Strasberg sınıflamasının eksik tarafı da morfoloji uygun bir sınıflama ama hastanın kondisyonu, vasküler hasar varlığı, yaralanmanın zamanlaması ve ek sepsis ve benzeri, kolanjit ve benzeri kliniğin olup olmadığına göre bir sınıflama yapmıyor. Sadece morfoloji uygun bir sınıflama. Tedavi olarak endoskopik yaklaşım en önemli bu hastalarda. Strasberg AD ve tam kesili olmayan E yaralamalarında endoskopik tedavi hemen hemen her zaman mümkün. Ama ana safra kadar rezeksiyonu varsa veya tam bağlanma söz konusuysa artık burada bizim endoskopi olarak yapacağımız bir şey yok. Cerrahi tedavi gerekiyor. Alternatifler perkutan tedavi, cerrahi tedavi, somatostatin analogları. Perkutan yine bahsedildi. Özellikle kesilerde proksimali görmek için veya drenaj yapmak için PTK önemli. Elimizde ameliyata kadar en azından geçecek sürede bir hastayı rahatlatıcı, sağlam bir şekilde ameliyata vermemiz için önemli. Cerrahi her zaman için cepte durması gereken bir şey ama ERCP'nin tekrarlanabilir olması, kolay olması, minimal invaziv olması cerrahiye üstün olan taraftarı ve yeni ameliyattan çıkan bir hastaya tekrar cerrahiye almanın riskini de düşünmek lazım. Somatostatin analogları aynı pankreas fistüllerindeki bir denenmiş safra akışını azaltmak için ama klinik olarak tam bir etki gösterilmemiş. O yüzden rutinde önermiyoruz biz. Bu hastalarda ERCP yaklaşımına geldiğimiz vakit rutin ERCP kanülasyon safra yollarının görüntülenmesi, endoskopik sfinkteratomi bazı vakalarda öneriyoruz. Önermediğimiz durumlar da var. Darlığın kılavuz teliyle geçilmesi ve mümkünse darlık dilatasyonu da geç dönem yaralanmalarında kullandığımız yöntemler. Burada mantık belli. Safra basıncını azaltmak, safra akışını doğu dönemine doğru aktarmak, safranın kanala yönlendirilmesi ve bu sayede fistül traktının kapanması. İleri devre yaralanmalarda, geç dönem gelen yaralanmalarda da darlık dilatasyonuyla safra ağacının tam olarak akışının sağlayabilmek. Endoskopik tedavi seçimini neye göre yapıyoruz? Yaralanmanın lokalizasyonu ve büyüklüğü önemli. Safra kaçağı miktarı önemli. Yaralanmayla tanı zamanı arasındaki geçen süre. Hastada bir septik bulgu olup olmadığı, burada nazobiliyer her zaman için hayat kurtarıcı ve ek safra patolojilerinin eşlik edip etmediği endoskopik tedavi seçimi de bizim için önemli. Minör ve majör yaralanma olarak ikiye ayırıyoruz bu yaralanmayı. Strasberg A ve D de bunda kabul ediliyor bazı vakalar için. Önemli bir duktar yaralanma yok. Bunlarda safra kaçağı var. Ama rutinde de şunu da biliyoruz ki biz kolistektomi sonrası safra kaçağı rutin ultrason baktığımız vakit %25'inde var zaten. Ama bunlar spontan kapanıyor. Bizim derdimiz kapanmayanlarla fistül oluşturanlarla ilgili. Ve bunların da büyük bir çoğunu sistik güdükten kaynaklanan %75'ini oluşturuyor. Strasberg A sınıfı bunlar ve Luçka kaçağı. Kese yerinden. Bu da %10-15'i oluşturuyor. Yine ana safra kanalları, patolojileri ve tüp yerinden gelişen fistüller de minör yaralanmalara neden oluyor. Bu fistüllerde düşük debili mi, yüksek debili mi ona bakıyoruz. Gözlem ve düzelmezse veya artarsa ERCP'ye düşük debili de tercih ediyoruz. Yüksek debili fistüllerde ise ERCP önemli. Bunlar genelde majör yaralanmaya bağlı veya %25'inde özellikle distalde taş kalıyor bu hastalarda. Bu taşa bağlı safra kanalı basıncı arttığı için kapanması gereken veya kapanacak hale gelmiş fistül bile taşın basıncı yüzünden kapanmıyor ve bu nedenle de yüksek debili fistül gelişebiliyor. Bu durumlarda ERCP şart. Tanıyı ERCP sırasında, tanıyı derken ne tür bir tedavi yöntemine geçeceğimizi ERCP sırasında karar veriyoruz. Kolanjiyografi ile buna karar veriyoruz. Low grade bir kaçak mı var, high grade bir kaçak mı var? Bunu nasıl ayırt ediyoruz? Kanülize ettikten sonra, kontrası verdikten sonra, eğer intrapatikler dolduktan sonra kaçak bölgesinden sıvı kaçışı varsa, kontrast kaçışı, bu low grade. Dolmadan daha intrapatikler, direkt kaçış başlıyorsa bu high grade kaçak. Bu tedavi yaklaşımında önemli bizim için. Tedaviyle doğal olarak başarılı bir ERCP ile fistül kapanma %100'e yakın.
ileri vadede strüktür önlenmesine de yardımcı oluyor bu. Ve taş varsa da aynı zamanda tamamlayıcı bir tedavi oluşmuş oluyor. Ne yapıyoruz ERCP sırasında tedavi olarak? Endoskopik sfinkterotomi yapabiliyoruz. Biliyer stentleme yapabiliyoruz ve nazobiliyer drenaj yapıyoruz. Bunları kombin olarak da yapabiliyoruz. Sadece ES yaptığımız vakalar da oluyor. Buradaki amacımızı söylemiştik. Sfinkter fonksiyonunu geçici veya kalıcı olarak engelleyip duodeno biliyer basınç gradiyentini azaltıyoruz. Bunu gerekirse de stentle destekleyerek safra akışını tamamen duodenoma yönlendiriyoruz. ES'nin bize faydası ne? Tek seans kısa süre, maliyeti ucuz. Strasberg A'da %100'e yakın bir başarı. Her ERCP'de olduğu gibi pankreatit, kanama ve perforasyon riskimiz var. Uzun dönem kolonjit gelişme riskimiz var. Sadece ES yaptığımız için oradaki yaralanmaya bağlı uzun vadede oluşabilecek striktürlere bir faydamız yok maalesef. Stentleme eşlik edebiliyor. A ve D'de etkili. D ana kanalın lateral yaralanması Strasberg. Sfinkter fonksiyonunu yine engelliyor bilen stentleme. Striktür gelişimini yeterli stentleme engelleyebiliyor. Bunun eksi tarafları en az iki kere hastaya ERCP yapıyoruz. Takıyoruz daha sonra çıkarmak için bunu belli bir süre sonra ikinci seansı yapıyoruz. Süre ve maliyet. Türkiye şartlarında maliyet çok yüksek değil. Stentin mikro olması sıkıntı. Yine pankreatit ve perforasyon yan etkilerimiz, komplikasyonlarımız her ERCP'de olduğu gibi bunda da var. Nazobiliyer drenaj özellikle eşlik eden veya şüphelendiğimiz kolonjide çok önemli. Nazobiliyer drenaj çok faydalı. Günlük drenaj takibi ve gerekirse hastaya girişimsel bir şey yapmadan rekolonjiyo çekebiliyoruz. Hasta konforunun tam olmaması sıkıntı bizim için. Mikro olabilir, pankreatit ve perforasyon riskimiz var ama nazobiliyer drenaj özellikle kolonjit düşündüğümüz hastalarda hayat kurtarıcı bir yöntem. Burada örneklerini görüyoruz. Luşka kaçağı var burada. Sistik kanal kaçağı yine. Bunlar görüntü tam net gözükmüyor ama yine aynı şeyler. Görüntü ters dönmüş, sağ sol yapmış. Yine sistik kanaldan ve Luşka kaçağı. Strasberg A sınıfı bunlar. Bunlar minor travmaya giriyor. Yaralanmaya ve bunlar ES veya artı stentle tedavi edebiliyoruz. Tip D yine lateral kaçak. Bunların birbirine üstünlüğü nedir diye baktığımız vakit sadece endoskopik sfinkterotominin tercihi daha çok low grade kaçaklarda yapmamız gerekiyor. Hafif durumda. Başarılı ise tekrarın olmaması iyi bir avantaj. Dezavantajı biraz geç iyileşme. Takibi biraz uzun sürüyor. Sadece stent diyebiliyoruz bunlarda endoskopik sfinkterotomi yapmadan. Bunda ES'den korumuş oluyoruz sfinkterotomiden hastayı. Stent çıkarmak için ise tekrar ERCP yapmamız bunun bir dezavantajı. Bu da yine low grade'de tercih ediliyor. Nazobiliyeri dediğimiz gibi enfektif komplikasyonu olan riskimiz olan hastada kesinlikle göz önünde bulundurmamız gerekiyor. En etkilisi bu. Kültür alabiliyoruz, kontrol grafiler çekebiliyoruz. Hastanın sadece konfor sıkıntısı bizim için problem. Endoskopik sfinkterotomi artı stent bizim en fazla kullandığımız yöntem. Low high grade'de kullanabiliyoruz. Her ikisinde de tekrar ERCP yapmak ve stent migrasyonu bizim dezavantajlarımız ama etkili bir yöntem olduğunu söylememiz lazım. Majör yaralanmalar B, C ve E grubu. E'yi zaten biz mutlu aynı olduğunu söylemiştik. Bunlar %25 operasyon sırasında fark edilebiliyor bunlar. Yaralanma tipine göre klinik şekli ve çıkış süresi değişiyor. İlk zamanlar söylemiştik sarılık ve koleksiyon, peritonit, sepsis de gelebiliyor hasta. İleri zamanlarda dallığa bağlı sarılık ve tekrarlayan kolonjit ataklarıyla geliyor. B, C ve E5 aberran yaralanmalar sınıfına giriyor. Aberran sağ hepatik kanalın proksimal kısmının ve distalinin bağlanıp safra kesesiyle beraber çıkarılması B. C'de ise proksimalin açık kalıyor. Buradan safra kaçağı oluyor. Distalin bağlanıp safra kesesiyle beraber çıkarılması. Zaten biz mutlu aynı demiştik. Burada B ve C'de cerrahi tedavi gerekebiliyor. Endoskopik tedavi fayda vermeyebiliyor bu hastalarda. B yaralanmalar asemptomatik seyredebileceği gibi ciddi kolonjit ataklarıyla da gelebiliyor hastalar.
Kolonjit oluşması halinde bu hastalarda medikal tedaviye yanıt vermez ise eksternal biliyer drenaj ya da son seçenek olarak segmenter hepatektomi yapılabiliyor. Tip C için yine benzer şekilde antibiyotik tedavisi ve safrayı oradan drenetmemiz gerekiyor. Bunun için de perkutan bir müdahale gerekiyor. Kaçağın bu durumlarda kendiliğinden durması beklenebilir. Ama hastanın kliniğine göre de segmenter hepatektomi uygulanacak diğer bir seçenek. Tip D'de koleksiyon drenajı ve stent. Burada stentin sayısı önemli. Tek stent genelde bu hastalarda yetersiz gelebiliyor. Stent sayısını zaten dağlıkları da anlatacağım. Mümkün olduğunca bu tür koledon ana kanalının yaralanmalarında çok tutmamız gerekiyor. Tip E'de guide geçebilirse zaten orada stentleme yöntemimiz. Burada tip C bir sağ posterior kanaldan bir kaçak görüyoruz. Uzun vadede gördüğümüz, daha çok gördüğümüz yaralanmalar ise striktür gelişmesi safra yolunda, kaçak sonrası inflamasyon, yetersiz stentleme, koter yanıkları ve parsiyel kırp oklüzyonu ve iskemi striktürlere neden oluyor. İlk 6-12 ayda bu hastaların %80'i tanıya alıyor ve kolesterol, sarılık gibi şikayetleri de gelebiliyor. Erken dönem kaçaklara yaklaşımdan farklı olarak burada MRCP kesin görmemiz gerekiyor. MRCP'yi hem safra ağacını görmek için hem de proksimal değerlendirmek için ve bunlarda gelişebilecek maligniteleri ekarte edebilmek için. Striktüre yaklaşımda endoskopik sfikterotomi şart. Çünkü bu hastalarda genelde birden fazla ERCP işlemi gerekiyor. O yüzden ilk baştan bir sfikterotomimizi yapıp o koledoğa giriş çıkışı rahat hale getirmemiz lazım. Guide ile proksimale geçersek başarılıyız. Daha çok buji dilatasyon değil ama balonla dilate ediyoruz striktürü ve bolca stentleme burada mümkün olduğunca. Burada iki tane genel kabul görmüş yaklaşım var. Amsterdam ve Roma. Costamagna'nın kriterleri ve Amsterdam kriterleri. İkisinin arasındaki temel fark, Amsterdam kriterlerinde 2 adet 10F takalım, takip edelim deniyor. Roma kriterlerinde mümkün olduğunca fazla stent ve her seferinde 3 aylık değiştirmelerden sonra da bu stent sayısının artırma gitmesi tercih. Bu Roma grubunun yaptığı çalışmanın 10 yıllık takibin sonuçları. Ortalama 35 hasta 13.4 yıl ortalama takibi var. Ve yıllık nüks %11. Yani bu hastaların 4'ü nüks etmiş 13 yıl sonra ortalama takipten sonra. Bu kadar stentlemeye rağmen striktüre cevap bu şekilde. Yüksek ihsas grubunun 6,5 yıllık takip sonuçlarında da yine %11'lerde. Takip süresinin az olmasına rağmen biraz daha fazla. Belki o süre 10-15 yıllara gidince nüks daha fazla olacak. Buradaki hasta sayımız da 156. Burada yine Strasberg E1'e göre bir darlığımız var. 2 santimden daha fazla hilustan mesafede bir darlık. Burada MRCP görüntüsü var. Bir bifurkasyon, buradan 2 santim uzun bir segment var. Burada darlık, darlığın alt kesiminde de incelmiş, safra akışın olmamasına bağlı incelmiş bir koledok burada gözükmüyor. Pankreasın ince kanalı da buradan tam seçilmiyor ama gözüküyor. Yine burada tedavi edilmiş bir hasta. E2 proksimal. Burada 2 santimden daha kısa aradaki mesafe. Multiple stentleme yapılmış. Tabii multiple stent aynada takmak da kolay değil. Tecrübe istiyor. Mümkün olduğunca stent sayısını artırmaya çalışıyoruz ve daha sonra da bu tedavi sonrası genişlemiş segmenti görüyoruz. Buradaki dar hali, bu stent sonrası genişlemiş hali. Yine burada bir Strasberg E3. Bir taraftan kontrast madde verdiğimiz vakit diğer tarafa da geçiyor. Burada dağlık bölgesini görüyoruz. Bunlarda da eğer gaydı geçirebilirsek tedavi sağlanabiliyor. Sonuç olarak toparlayacak olursak, multidisipliner yaklaşım bu tür hastalarda çok önemli. Genel cerrahi, endoskopist ve girişimsel radyologla beraber. Benim şahsi düşüncem, operasyon yapan cerrah ile ERCP öncesi kesin bir bilgi alışverişi gerekli. Çünkü biz çok zor durumda kalabiliyoruz. 112 üzerinden hastalar geldiği için sadece 2 satır yazıyla ameliyatla ilgili bir bilgi almadan, o çok önemli. Minor yaralanmalarda ERCP müdahale seçenekleri hastaya göre karar verilmeli.
Strik türlerde stent mümkün olduğunca çoklu kullanılmalı. Kolodok yaralanmalarında cerrahinin öncülü olmadığı ama her zaman cebimizde durması gereken bir seçenek olduğunu bilmemiz lazım. Ben teşekkür ediyorum.